patladı ki 37 bu arada. Rakamı 2017 yılında İSKİ yapmış zaten. Biz oradan alıp 43'lere çıkartmışız. Ortalama 40'ken 43'e çıkmış. Devam edeceğim. Sonra dedi ki nasıl bir hesap yapabiliriz? Ya dedim ki bakın öyle ya da böyle bu hükümet seçilmiş bir hükümet. Bu ülkede evet ciddi bir bir seçimle iktidara gelmiş. Düzelteyim. Arkadaşlar müdahale etmeyin. Ahmet Bey. Ya yine bak aynı yere yine. Ne oldu Ahmet Bey? Ben çok ciddiyim, hiç ciddiyim. Hala bozmuyor. Ahmet Bey. Tamam düzeltirim ben. Bağırmazsan düzeltirim. Bağırma. Tamam. Özür dilerim. 28 Mayıs 2023 günü bu ülkenin seçtiği iktidarımız her ne kadar son 5 senede enflasyonu patlatmış olsa da kendilerinin 2023-24 yılı için koymuş oldukları bir enflasyon hedefi var. %36. Değil mi? Biz de burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İSKİ olarak bu hedefin çizgisinde kalalım. Bunun ötesine geçmeyelim. %36 olsun. Bu şehrin en fazla su kullanan kitlesi %36. Biz bunu söyledik. Ya bir saat sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyona zam yaptı. %38 yaptı ya. %38 yaptı. Biz hükümetin enflasyona yaptığı zammı yakalayamıyoruz artık. Geldiğimiz nokta bu. Bir tık daha son. %64.77 son tüketici enflasyonu. Buna da baktık. Bütün bunları tek tek hesaplayarak dedik ki en makulü nedir? Bu şehir için en uygunu nedir? Buraya kadar gelebildik ve bunun karşılığında da elbette az önce söylenen hani yok hesaplar tutmazsa 15 milyar lira şey olacak açık verecek ama bunun %80 bu hesabı bile yapamamış. İkisini de %80 tutturduğunuzda eğer 15 milyar lira açık veriyorsanız %80'e indirirseniz 12 milyar açık verirsiniz. Nasıl 3,5 milyar hesapladılar onu bilmiyorum. Ama geldiğimiz noktada şu. Çok da daha fazla da rakama boğarak bir şey söylemek istemiyorum ama geldiğimiz noktada şu. Bakın son 5 yıldır bir şeyleri frenlemiş olabilirsiniz tamam mı? Bugün itibariyle istediğinizi yapın. Bu İSKİ'de, bu İETT'de, bu belediyenin şirketleri de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, aha burada 185 tane Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin oylarıyla bu memlekete %100 bütçe tutturacak, deli gibi hizmet yapacak, arttıracak. Siz de oradan umuyorum ki tıpkı benim geçmişi alkışladığım gibi alkışlayacaksınız. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.